Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Öncelikle söylememiz gereken konu, Beşiktaş'ın gündeminde Valerian İsmail var. Her ne kadar başkan ve Ceyhun Kazancı Valerian İsmail'e güvenlerini defalarca söylemiş olsalar da Beşiktaş taraftarı ve camiası Valerian İsmail'e olan güvenini her geçen gün kaybediyor desek yanlış olmaz. Özellikle Trabzonspor maçı da bunun için bir gösterge oldu diyebiliriz. Peki ne oluyor da Valerian İsmail bu kadar taraftarın gözünde bir şekilde Beşiktaş'ın teknik direktörü olmadığı imajı uyandırıyor? İşte bununla ilgili bilgiler vereceğiz ve tabii ki Beşiktaş'ın Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldığı maçın genel bir değerlendirmesini de yapmaya çalışacağız ama değerlendirmenin ağırlık noktası Valerian İsmail olacak. Çünkü Beşiktaş taraftarı artık Valerian İsmail'i net bir şekilde istifaya davet etmeye başladı. Tabii ki davetle olmuyor. Sonuçta yönetimlerin kararı. Ama özellikle şunu da söylemek istiyorum. Yönetimin, yani Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ve Ceyhun Kazancı'nın Valerian İsmail'le en azından kötü gidişat noktasında bir görüşme yapacağı bilgisi de elimize geliyor. Kötü gidişat derken şöyle söyleyebilirsiniz. Yani Beşiktaş zirvenin orta, en üst noktalarda, yani çok da kötü bir puanı yok ama tabii ki Beşiktaş camiası şunu söylüyor. Diyor ki hani biz tek kulvarda ilerlerken tek kulvarda ilerliyoruz. Fenerbahçe gibi değiliz, Trabzonspor gibi değiliz ama Trabzonspor'u yenemedik, Fenerbahçe'yi yenemedik. Başakşehir Avrupa'da devam eden bir takım, ona da mağlup olduk kendi sahamızda. Bu kabul edilebilir bir gerçek değil diyorlar ki kendilerince haklı olduklarını söyleyebiliriz. Bir de önemli nokta, söylediğimiz gibi taraftarın Valerian İsmail'e olan tepkisi. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Beğenileriniz bizim için değerlidir. Abone olarak verdiğiniz katkıya da ayrıca teşekkür ediyorum. Ve hemen geçmek istiyorum. Şimdi Valerian İsmail konusu gerçekten çok önemli. Şimdi bir tek plan üzerinden yürüyen bir Valerian İsmail var. Bir kere oradan başlamak istiyorum. Kenar ortaları. Yani o kenar ortalarıyla bir şekilde kimi buluşturacaklar? Weghorst'u buluşturacaklar. 33 tane kenar ortası yapılmış, onu hemen söyleyelim. 33 kenar ortası yapılmış, işte kenar ortalarıyla verim almaya çalışıyorsunuz. Bir B planı yok, bir kere bunu söyleyelim. Valerian İsmail'in bir B planı yok. Yüksek ortalar, yüksek toplar, kenar ortaları, onları Weghorst'la buluşturmak. Bari hiç olmazsa, hani herkesin söylediği gibi bir konuyu daha gündeme getirmemiz lazım. Oldu, sakatlık oldu, net bir şekilde gördük sakatlığı. Ne sakatlığı oldu? Gezal oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ya bari hiç olmazsa Gezal'ın oyundan çıktığı o bölümde yapacağın çok net bir şey var. Cenk Tosun'u oyuna sürersin. İki forvete dönersin. Dolayısıyla kenar ortalarında bir zenginlik oluşur. O zenginlikten de yararlanabilirsin. Kenar ortalarındaki zenginlikten yararlanabilirsin. Bir kere bunu söyleyelim. Şimdi bu oyun içerisindeki değişiklikle ilgili sıkıntı. Peki ya oyunun başındaki o gidişattaki soruna ne demeli? Bir kere şunu söyleyelim. Dele Alli. Ya formsuz. Yani oyuncunun İngiltere milli takımda oynamış olması, işte Premier Lig'den gelmesi. Ya bunlar çok önemli veriler ama günü kurtaracaksınız. Eğer öyle bakarsanız çok önemli oyuncular var. Zinedine Zidane'ı getirin oynatın. Yani bu değil mesele. Performansa bakarak oynatacaksınız. Bir kere performansa baktığınızda Getson'un tercih edilmesi lazım. Artı Salih Uçan'ın da çıkmaması lazım. Onu da bir kere söyleyeyim. Neden böyle bir yaklaşım içerisine girildi anlamakta zorluk çektim. Bir de söylediğim gibi bir A planı ile giden bir hocadan bahsediyoruz. Hiçbir B planı yok. Hatta bugün Uğur Mereke incelemiş. Ben de baktım. Oradan söyleyeyim. Beşiktaş, yani bu çok en önemli bir veri olduğu için söylüyorum. İlk 9 haftaya baktığımızda maçlar ilk 45 dakikaları oynanmış olsa 21 puanla lider olacakmış. Oysa ikinci devrelere baktığımızda 9 puanla küme düşme hattına gidiyor. Ya bir teknik direktörün ölçütünde bu kadar uçurum olur mu? Bir yarıyla lider, ikinci yarıyla küme düşme potasındaysanız o zaman demek ki bir kere oyunu okuma konusundaki beceriniz son derece yetersiz demektir. Bir kere bunu söylememiz şart. Onu özellikle vurgulayalım. Ve
Cenk Tosun'dan yararlanma zorunluluğu var. Kaldı ki Cenk Tosun'un yanında bir de gerçekten Kasımpaşa performansıyla etkili olmuş Muleka da elinizde var. Yani açıkça şunu söyleyeyim ya, Beşiktaş'ın kadrosu öyle yabana atılacak bir kadro değil. İyi işlendiği zaman gerçekten yüksek verim oluşturacak bir kadrosu var Beşiktaş'ın, ama iyi işlenmediğini. Yani şöyle bir şey var, hani bir gerçek vardır ya, yöneten sizi iyi yönetirse yönetilenler de iyi noktaya gelirler. Yönetende sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Kaldı ki sıkıntı o kadar çarpıcı ki taraftarın gördüğünü göremeyen bir teknik direktörden bahsediyoruz. Yani ne diyor? İsmail uyuma, değişiklik yap Kartal'a diyorlar ve arkasından Getson ve Cenk değişiklikleri geliyor. Yani taraftarın tribünden gördüğünü Valerian İsmail oradan görmüyor ve o Cenk Tosun giriyor, Getson giriyor. Oyunun gidişatında çok net bir şekilde Beşiktaş lehine gelişmeler oluyor. Cenk Tosun giriyor, Weghorst'un direkten dönen topunda kafayı vuruyor ve golü atıyor. Şimdi hiçbir teknik direktörün bu tür bir tezahüratla karşı karşıya kalmaması lazım. Ama diyorum ya, Beşiktaş taraftarı ne oluyor yani? Valerian İsmail'den daha mı iyi okuyor oyunu? İyi okuyor. İşte görünüyor. Cenk Tosun giriyor, gol atıyor, iki forvete dönüyorsunuz. Arkasından ya şu tezahürat, Valerian yani İsmail'e yapılan İsmail uyuma, değişiklik yap Kartal'a tezahüratı gerçekten de çarpıcıdır. Tabii ki şunu da söyleyelim, pozisyon alma konusu, serbest vuruşlarda pozisyon alma konusunu da anlamakta güçlük çekiyorum. Neden bir takım çalışmaz? Hani Trabzonspor'un attığı ilk gole bakalım. Yani Maxi Gomez atmasa Bartra atacak. Ya bu kadar oyuncular boş kalabilir mi? Yani böyle bir durum söz konusu olur mu? Gerçekten çok boş kaldı iki oyuncu da. Bu da önemli bir handikap diye düşünüyorum. Ben yine küçük bir not olarak onu ekleyeyim. Yani Salih Uçan'ın çıkartılması, oyundan çıkarılmasının ne anlama geldiğini de anlamakta zorluk çektiğimi söyleyebilirim. Bu arada tabii şunu da söyleyelim. Joseph de Souza formsuz. Yani formsuz, Joseph de Souza'nın kalitesini hepimiz biliyoruz. Ama eğer bir oyuncu formsuzsa oynamaması daha mantıklı. Ankara Gücü maçından bu yana konsantrasyonunda, mental yapısında sıkıntılar var. Oynatmazsınız, olur. Orada kenarda bekleyen Giresunspor maçının en önemli oyuncusu Tayfur Bingöl var. Onu oynatırsınız, mesele hallolur. Şimdi Weghorst konusunda da bir ikinci plan, ona bir yardımcı göndermediğiniz için başınıza gelenleri söyleyeyim. Ya Weghorst'un istatistiklerine baktım. Gerçekten de hani Weghorst adına üzüldüm. Şöyle söyleyeyim. İkili mücadele, 15 tane ikili mücadeleye girmiş. 8 tanesini kazanmış. Yani bir oyuncu düşünün, bir santrofor. Bir yandan da takımın savunma aksiyonlarına katılmak için önemli hamleler yapıyor. Bu da çok değerli bir konu. Yani ben Weghorst'a da üzülüyorum. Onun Cenk'le ya da Muleka'yla eş olması halinde 4-4-2'li bir anlayış belki oyunun içerisinde çok farklı bir noktaya gelecek. Şimdi gelelim önemli bir noktaya. Tribünlerin dedik ya, birinci tezahüratını yaptı ve oyuncu değişikliklerini gerçekleştirdi. Bir puanı cebine koydu. Ben tribünler aldı bir puanı, onu söyleyeyim yani kesinlikle. Bu bir puanı Valerian İsmail'e yazmam. Onu özellikle söyleyeyim. Şimdi aldı ama o tribünler enteresan bir mesaj daha verdi. O mesajı da biraz okumamız lazım. Maç bitiminde Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yaptılar. Sergen Yalçın lehine. Yani Sergen Yalçın'ın tekrar göreve gelmesi lehine. Şimdi çok dikkat çekici. Hafta içerisinde oysa konuşulan konu Şenol Güneş'in gelme ihtimalinin yüksek olduğu konusuydu. Buna baktığımızda tribün Sergen Yalçın'ı istiyor. Sergen Yalçın biliyorsunuz istifa ederek gitmişti. Bu da önemli bir nokta. Tribünlerin Sergen Yalçın lehine tezahürat yapması da dikkat çekici. Ha, Sergen Yalçın böyle zamanda gelir mi, gelmez mi? Valerian İsmail gider mi, gitmez mi tartışmalarını ön plana çıkarmak istemem. Ama şunu söyleyeyim. Eğer tribünle teknik adam arasında, tribünle futbolcu arasındaki iletişim kopmuşsa bunu toparlayabilmek çok kolay değil. Onu özellikle söyleyeyim. Evet, yani kaybedilmiş hiçbir şey yok Beşiktaş'ta, onu söyleyelim. Yani kaybedilmiş bir şey yok. Şu ana kadar oynadığı maçlar var. Şöyle bakalım, aslında çok da kötü bir tablo yokmuş gibi görünüyor.
10 maç oynamış şu ana kadar. 5 galibiyet, 1 mağlubiyet, 4 beraberlik almış. Sorun bu beraberliklerin fazlalığında. İşte bu noktada da Valerian İsmail eleştiriliyor. Peki Valerian İsmail gider mi, gitmez mi sorusunun yanıtını da verelim. Valerian İsmail için bundan sonra sürekli tabelaya bakılacak. Eğer tabelada yazan o rakamlar Beşiktaş'ın aleyhine ise Valerian İsmail'in de aleyhine olacak. Kendisine sorulan sorular şuydu. Onu da söyleyeyim, onunla bitireyim. Dediler ki, şimdi Hatay'a gidecek zaten Beşiktaş. O da çok kritik bir karşılaşma. Tribünlerin istifa çağrısı için ne diyorsunuz? Türkçe bilmiyorum diyor. Ya tamam, Türkçe bilmiyorsun da zaten onu Türkçe bilmeye gerek yok. O tezahüratın ne anlama geldiğini çok net bir şekilde Valerian İsmail de biliyor. Biz de biliyoruz. Tercüman çeviren arkadaşımız da biliyor. Ama netice itibariyle bilmiyorum Türkçe dedi. Ama işte Türkçe bilmeden de bazen gitme durumunuz söz konusu olabilir. Evet, genel anlamda Valerian İsmail'in tahtı sarsılıyor. Ahmet Nur Çebi bir şekilde bir düşman yapısı oluşturup bizim üstümüze geliyorlar tezinden uzaklaşarak başkanın bir an önce Valerian İsmail'le bu sorunları ya kökten çözecek ya da Valerian İsmail'le vedalaşacak. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.